Merhabalar. Bu videoda içeriklerimizi parolayla nasıl koruyabiliriz onu anlatacağım. Öncelikle dilerseniz bir tane örnek yazım üstünden gidelim. Örneğin harfın sonuna başlarken yazılar sekmesinde herhangi bir yazımızı düzenleniyoruz ya da yeni yazı da ekleyebiliriz bize kalmış. yazımızın başlık açıklama her şeyini her şeyin hallettikten sonra en son burada sağda yayımla, yayımla kutusu içerisinde görünürlük yazan yer genelde herkes açık olarak seçilir. Biz bunu düzenli deyip özel ya da parola korumalı yapabiliriz. Parola ise Şöyle ayakkabı olarak ayarladık diyelim. Tamam diyoruz. Güncelle diyoruz. Güncelledikten sonra Şu an ben yönetici olarak görüntülemek istediğimde Gördüğünüz gibi benden parola istiyor. Parola girmem gerekiyor. Parola'yı yapıştırayım hemen. Giriş dedim. Gördüğünüz gibi. Parola girdikten sonra içeriğim geldi. Şimdi parola korumalı yazıları genelde ne için kullanabiliriz? Yani normal bütün ziyaretçilere hitap ediyorsak bunu kullanmak elbette mantıklı değil. Ama bazı e, kullanıcılara özgü yazılar yazmak isteyebilirsiniz. Ya da bir kullanıcı grubuna özgü yazmak isteyebilirsiniz. Örneğin A grubundakiler için ayrı bir yazı, B grubundakiler için ayrı bir yazı yazacaksınız. Bu durumda e, yaz, yazınızı parola koruma olarak ayarlarsanız istediğiniz e, kullanıcı grubu o parolayı girerek e, yazıyı görebilirler çok sık kullanılan bir özellik değil elbet bu ama yine de talep soran soran olduğu için ben bunu e, açıklamak istedim. Tekrar yazımızı eski haline getirelim. Bir sonraki videoda e, şimdi ben e, yazıyı parolayla koruma olarak e, gösterdim. Bazı kullanıcılar e, bazı metinleri linkleri parolalı korumalı olarak göstermek istiyorlar. Veya e, mesela işte sayfayı beğendiğinde ya da yazıyı paylaştığında göster şeklinde bir şart da koşabiliyorlar. Onu anlatacağım. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa videonun açıklama kısmında sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yardımcı olacağım. O zamana kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere.